ÖSYM bu sanatçılardan soru sormayı çok seviyor. Yerinde olsam YKS 2025'e girmeden önce bu sanatçılara iyi bir çalışırım. Bu sanatçıların her şeyini öğrenirim. Aa, neyse ki şanslısın. Emek abin şimdi sana bu sanatçıları, tüm anahtar ifadelerini ve en önemli eserlerini hemencecik öğretecek. Bu videolardan daha fazla gelsin diyorsan da abone olabilirsin, like atabilirsin. Aşağıda fikirlerini yorum olarak belirtebilirsin. O zaman vaktini almayalım. Bakalım karşımıza defalarca gelen ÖSYM'nin çok sevdiği bu sanatçılar ve anahtar ifadeleri nelermiş, başlıyoruz. Geldim kardeşim ilk sanatçıma. İlk sanatçım kimmiş? Halide Edip adı var. Emek abi, gerçekten sınavda soru olarak karşımıza gelebilir mi? Gelebilir. Senin için şurada anahtar ifadeler hazırladım. Aşağıda da anahtar eserler hazırladım. Bunlara çok dikkat edeceksin. İnan şu fotoğrafları bile yapay zekayla güzelleştirmek için böyle elimden gelen her şeyi yaptım. Senin için çok zaman harcadım. Başlıyorum. İlk eserleri yoğunluk olarak aşk ve kadın temaları üzerine olsa da biliyorsun ki Halide Edip adı var. Daha sonradan Türkçülük temasıyla ilgili çok fazla eser kaleme aldı. Genelde eserlerinde işte güçlü kadınlar var, Kurtuluş Savaşı var. Zaten Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk romancılarımızdan biridir. Kendisi İngiliz Edebiyatı profesörüdür. Aa Emek abi, bak buraya yazmışsın zaten. Aynen. Fakat üslubundan dolayı eleştirilmiş. Emek abi, bunun sebebi ne? Neden üslubu bunu eleştirmişler? Böyle sanki yabancı bir dilden çeviri yapmış gibi yazmış ablamız. O yüzden, yani böyle çeviri tarzı yazıyor, öyle bir üslubu var. O yüzden birazcık eleştirmişler. Fakat yazdıkları eserler bizim için çok önemli. Çünkü gerçekten o dönemde bunları yazmak büyük bir başarı gerektiriyor. Aynı zamanda Halide Onbaşı, Halide Çavuş gibi lakapları da var. Kendisi de birebir milli mücadele içinde yer almış insanlardan biri. Hatta ünlü meşhur bir Sultanahmet mitingi var. Orada konuşma yapıyor. Oradaki konuşması büyük ses getiriyor. Orada milli hatibimiz falan da var. Biliyorsun zaten bunları. Hamdullah Sübhi Tanrıöver falan da var. Süsten uzak, realist, yani gerçekçi bir anlatımı vardır. Eyvallah Emek abi. O zaman aşk ve kadın teması gördün. Türkçülükle ilgili, Kurtuluş Savaşı ile ilgili temalar gördün. İşte İngiliz Edebiyatı profesörüdür. Üstü bundan dolayı birazcık eleştirilmiştir falan filan gördün. Aklına şöyle bir Halide Edip adı var, getir. Peki Emek abi, bana en önemli eserlerini söyler misin? Tabii ki söylerim. Bu eserleri adın soyadın gibi bileceksin. Sinekli Bakkal, senin için türünü de yazdım. Çünkü öğrenciler bazen karıştırıyorlar. İşte Sinekli Bakkal neydi, roman mıydı, hikaye miydi falan filan. Onları da senin için belirtmek istedim. Bu video gerçekten senin için çok dolu dolu harika bir video. O yüzden lütfen bu videoyu izliyorsan Emek abine abone ol, bir like at, tamam? Hadi, seviyorum seni. Sinekli Bakkal, kesin bilecek miyim abi? Bileceksin. Türü neymiş? Roman. Vurun Kahpeye. Türü neymiş? Roman. Seviye Talip. Emek abi, roman mı? Aynen öyle. Ateşten Gömlek, roman. Sonra gel buraya, Yeni Turan, Zeyno'nun oğlu. Bunlar da roman. Handan gördüm Emek abi, bu da roman. Hatta Handan görürsen aklına bir de Mektup getir, tamam mı? O dönemde böyle mektup tarzıyla yazılmış ilginç bir roman. Mektup var. Orada Handan'ın yazdığı mektuplar var, mektuplaşmalar var. O yüzden Handan görürsen böyle mektup tarzında yazıldığını da bil. Ama roman mıdır abi? Tabii ki romandır. Sonra Tatarcık, roman, unutmuyorsun. Emek abi, romanları kesin biliyor muyum? Kesin biliyorsun. Bak, anahtar eserler demişim. Sorularda bu eserler karşına çıkacak. Sonra Dağa Çıkan Kurt var. Hikaye, Mor Salkımlı Ev ve Türk'ün Ateşle İmtihanı. Bunlar da anıdır abisinin gülü. Ne olursun bunları unutmuyorsun. Hatta ben senin yerinde olsam şu sayfanın bir ekran fotoğrafını alırım. Daha sonra bunu bir kağıda yazarım. Ya da beni dinlerken durdurup önemli eserleri kağıda yazabilirsin. Bak, burada yaramazlık yapanlar varmış. Emek hocam 3 çarpı almış. Aa, Erdal hocaya bak. Erdal abi felsefe atölyesi hiç rahat durmamış maşallah. Saadettin hocam da Gri Koç Gökhan abiyle beraber uslu öğrencilerden galiba. Merkeze Teatro Geometri İlhan hocam, bayağı yaramazlık yapmışsın sen de. Erdal abi gibi diyoruz. Onlara da buradan selamımızı gönderiyoruz. Hepsi çok değerli, çok saygıyı hak eden harika insanlar. Hem öğretmenlikleri hem kişilikleri. Hepsine bayılıyorum gerçekten. Neyse Emek abi, o zaman Halide Edip adı var dedik. Ne yaptık? Anahtar ifadeleri gördük. Anahtar eserleri gördük. Ablamızı gördük. Geçiyoruz. Geldim dostum kime? Ahmet Hamdi Tanpınar. Emek abi, Ahmet Hamdi Tanpınar karşımıza sınav sorusu olarak gelebilir mi? Defalarca sordular. Defalarca şıklarda yer verdiler. Bu sene 2025'te benim de böyle içime doğan sanatçılardan biri. Abimiz bizim profesörümüzdür. Araştırmacımızdır. Aynı zamanda şiirleri var, romanları var, hikayeleri var, denemeleri var. Gerçekten
gerçekten çok dolu bir adam, harika bir sanatçı. Zaten biz ona ne diyoruz? Zaman şairi diyoruz. Neden? Çünkü zaman imgesini, zaman, vakit imgeleri, bu kavramları çok yoğun kullanıyor. Ne diyor şair? Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında, değil mi? Ünlü bir şiiridir. Şimdi bunları konuşacağız. Emek abi, Ahmet Hamdi Tanpınar dediğimiz zaman aklımıza mesela şiir anlayışı olarak ne gelsin? Sembolizm gelsin, öz şiir gelsin. Yahya Kemal'den ve Fransız sembolistlerden etkilendi. Zaman imgesini yoğun kullandığı için biz ona ne diyoruz abisinin gülü? Zaman şairi diyoruz. Bursa'da zaman, ne içindeyim zamanın. Aa abi, gerçekten bak, böyle zamanla ilgili değil mi? Mavi maviydi gökyüzü falan filan. Bunlar anahtar ifade olabilir. Bu şiirleri gerçekten önemlidir. Bak, Bursa'da zaman, ne içindeyim zamanın, zaman şairi. Bu sebeple bak, benim için önemli anahtar ifadeler. Beşşehir isimli denemesi var. Beşşehir, bak bu denemedir, şiir değildir, unutmuyorsun. Emek abi, bu şehirler hangileri? İstanbul, Bursa, Ankara, Konya, Erzurum. Seni şaşırtmak için sorabilir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın beş şehrinden biri olmayan şehir hangisidir? İzmir'dir. Genelde bunu sorarlar. Tamam mı? Bu klişe sorulara düşmüyorsun. Şimdi anahtar ifadeler. Abi, ben hangi eserleri bileceğim? Huzur. Mutlaka bilmen gerekiyor. Bak, huzur. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Mutlaka bileceksin. Mahur Beste. Mutlaka bileceksin. Sahnenin Dışındakiler, mutlaka bileceksin. Abi, bunlar roman mıydı? Aynen öyle. Abdullah Efendi'nin Rüyaları, hikayedir, öyküdür, unutmuyorsun. Beşşehir, abi az önce konuştuk, denemesiydi. Evet. Bir de 19. asır Türk Edebiyatı tarihi var. Bu da incelemesidir. Abimizin zaten profesör olduğunu, araştırmacı olduğunu dersin başında sana söylemiştim. O yüzden bu sayfanın da güzel bir ekran fotoğrafını al. Bu eserleri de mutlaka bilmelisin. 2025 YKS'de karşımıza çıkar. Varsa biz bu sanatçıdan soru falan kaçırmayacağız. Hocama da şöyle güzel bir gözlük çizeyim. Onu da kendime benzeteyim. Keşke benzeyebilsen Emek abi, keşke sen ona benzeyebilsen. Eyvallah, geçiyorum. Geldim abi kime? Faruk Nafiz Çamlıbel'e. Emek abi, ben bu adamı nereden hatırlıyorum? Canım benim, sen bu adamı beş hececilerden hatırlıyorsun. Çünkü bu adam beş hececilerin en başarılı sanatçısıdır. Anadolu onun için anahtar bir ifadedir. Çünkü şiirlerinde Anadolu temasını bol bol kullanmıştır. Zaten edebi anlayış olarak da Anadolu'ya yönelmiş bir sanatçıdır. Abi, bu adamın bir lakabı, böyle takma ismi falan yok mu? Sorularda çıkarsa biz çözelim. Çam Deviren, Deli Ozan, takma isimleri unutmuyorsun. İlk başta Aruz Ölçüsü'yle yazıyordu. Daha sonra Ziya Gökalp'le tanıştı. Ziya Gökalp'ten çok etkilendi ve hece ile yazmaya başladı. Bunun dışında Han Duvarları, Sanat, Başka Sanat Bilmeyiz Karşı dururken, yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken, sana uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz. Bak, sanat şiiri çok ünlüdür. Han Duvarları, Sanat, At, Çoban Çeşmesi, bu şiirleri çok ama çok ünlüdür. Peki Emek abi, şiir kitaplarını söyle bize. Hangi şiir kitaplarını bileceğiz? Bak, Çoban Çeşmesi, mutlaka bileceksin. Şarkın Sultanları, Dinle Neyden, Han Duvarları, Gönülden Sesler, Bir Ömür Böyle Geçti. Abi, bunlar şiir mi? Şiir. Bir de Yayla Kartalı diye neyi varmış? Oyunu varmış, tamam mı? Unutmuyorsun. Bak, bu anahtar eserleri ve anahtar ifadeleri unutmayacaksın, tamam? Çam Deviren, Deli Ozan, böyle bir soruda falan gördün mü? İşaretle bir şıklara bak, Faruk Nafiz Çamlıbel var mı? Sonracığıma, bu amcamızın beş hececilerin en başarılı sanatçısı olduğunu bil. Anadolu onun için önemlidir, bunu bil. Aruz'la başlamış ama heceyle yazmaya devam etmiş. Neden? Ziya Gökalp'ten etkilenmiş. Bunları bil. Tamam güzel öğrencim, artık gerisi sende. Bu sanatçımızı da geçiyoruz. Geldim kime? Ziya Osman Sabah. Emek abi, az önceki isim beş hececilerdendi. Bu abimiz de bana yedi meşalecilerden tanıdık geliyor abi. Aynen öyle. Yedi meşale topluluğunun en önemli sanatçısıdır. Eserlerinde sembolizm etkisi görülür. Kimi zaman heceyle, kimi zaman da serbest ölçüyle şiirlerini yazmıştır. O zaman bak, yedi meşale dendiği zaman da bizim aklımıza böyle en yetenekli sanatçı kim gelsin? Ziya Osman Sabah gelsin. Abi, anahtar eserler neler? Geçen Zaman, Nefes Almak,
Sebil ve güvercinler, tabii ki bunlar şiir, bir de mesut insanlar fotoğrafhanesi, bu da öykü, hikaye. Bunları unutmuyorsun çünkü geçen zamanda nefes almak güvercinler için zorlaşıyor. Nefes alamayan güvercinler Sebil'in yanındaki mesut insanlar fotoğrafhanesinin oraya konuyor. Ne bileyim, kafanda bir şekilde kodlayabilirsin. Ziya Osman Sabah bizim için önemlidir. Geçiyorum. 7 meşaleci unutmuyorsun. Geçen zaman nefes almak, Sebil ve güvercinler, mesut insanlar fotoğrafhanesi geçtim. Abi hiç kaçırır mıyım? Abi hiç kaçırır mıyım? Abi kaçırmazsın. Yakışıklı mis gibi adamı Mehmet Ali Erbil'e benzettin abi. Olsun. Geçiyorum. Geldim soru beklediğim son sanatçıya, Peyami Safa. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Daha önce defalarca sordular. Bu sene gerçekten sorulamaz mı? Sorulabilir. Emek abi, anahtar ifadelerden başlayalım. Server Bedi, onun takma isimlerinden biri mi? Evet. Bir ara geçim sıkıntısı çekiyor. İşte böyle etrafa yazdığı yazıları Server Bedi mahlasıyla imzalıyor. İşte Cingöz Recai serisi falan var. Onları Server Bedi mahlasıyla yazıyor. Abi neden Server Bedi kullanmış? Çünkü Bedia annesinin ismi. Annesini çok seviyor. Annesine çok düşkün. Annesine böyle bir gönderme yapmak istemiş. Server Bedi görürsen Peyami Safa aklına gelecek. Onun için olaylardan ziyade olayların psikolojik ve sosyolojik altyapısı önemlidir. Bunu da ne olursun unutmuyorsun. Peyami'nin P'sinden psikolojinin P'sine ne yapıyoruz? Bir geçiş yapıyoruz. Psikolojik çok sağlam eserler vermiş. Emek abi, en önemli eserleri, böyle sınavlarda, denemelerde karşımıza çıkabilecek eserleri hangileri? 1. 9. Hariciye Koğuşu, roman. Fatih Harbiye, roman. Yalnızız, roman. Sözde Kızlar, roman. Bir Tereddütün Romanı, roman. Matmazel Noralya'nın Koltuğu, roman. Bu eserleri de mutlaka biliyorsun. Anahtar ifadeler, anahtar eserler, bunlar bu sanatçı ile ilgili çıkabilecek her soruyu çözmen için ince bir şekilde araştırdım. Senin için bu slaytı, bu yeşil tahtayı hazırladım. Buradaki bilgilere çok güveniyorum. Lütfen sen de mutlaka ya ekran fotoğrafı al ya da git bir yere not al. Soru bankalarında, denemelerde gördüğün zaman "Aa, Emek abi gerçekten haklıymış" diyeceksin. Hele bir de sınavda çıkarsa var ya, harika olur. Geçen sene Anamın Kitabı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Nokta Atışı, tutturmuştuk. Sınavda çıkabilir, sağ cebine koy demiştik. Çıktı, birebir aynısı çıktı. Yani bazen böyle içime doğuyor. Bilmiyorum artık, umarım sana da denk gelir. Hadi gel seninle bir yakından konuşalım. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda defalarca soru olmuş. Hem sorularda hem şıklarda ÖSYM'nin değindiği, ÖSYM'nin çok sevdiği bu sanatçıları anahtar ifadelerle, anahtar eserlerle inceledik. Umarım faydalı bulmuşsundur. Umarım bu serinin devamını istersin. Çünkü benim için yapması çok kolay, anlatması çok zevkli. Abone değilsen abone olabilirsin. Bir fikrin varsa mutlaka yorum yapmalısın. Ha bu arada bir like atmadan da çıkmıyoruz. Görüşmek üzere. Oturuyorsun, ders çalışıyorsun, kimseye bulaşmıyorsun. 2025 tayfa, umuyorum ki hem Türkçe'de hem edebiyatta bu sene var ya, o soruların böyle ağzını burnunu kıralım. Bay bay.